Sevgili izleyicilerimiz, sponsorlu videomuza hoş geldiniz. Her hafta sizler için önümüzdeki dönemde piyasalarda açıklanacak verilerin ve gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını portföy yönetim şirketlerimizle konuşuyoruz. Bu haftaki konuğumuz Yapı Kredi Portföy. Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Okan Uzunoğlu ve gene Yapı Kredi Portföy Satış ve Pazarlama Grup Müdürü Murat Arkarakaş bizimle beraber. Hoş geldiniz Okan Bey, Murat Bey. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. bulduk. Merhabalar Selamlar. herkese. Şimdi tabii sevgili izleyicilerimiz bu Aralık ayı son programı, 2022 senin de son programı. Dolayısıyla da biraz size 2023 yılının en azından ilk yarısı için buradan yatırım fonlarıyla ilgili ve piyasalarla ilgili öngörüler vermeye çalışacağız. Dolayısıyla aslında bu programımız bu anlamda son programımız, bunu söyleyebiliriz. Ben öncelikle aslında sorularımı hem küresel piyasalardan hem de bizim yurt içi piyasalardan soracağım. Önce küresel tarafla başlamak istiyorum ve bu hafta aslında piyasalarda bir yankı yaratan ve uzun zamandır gündem belirlememiş ama sahneye çıkmış olan Japonya Merkez Bankası'ndan bahsetmek istiyorum. Japonya Merkez Bankası haftanın başında bir karar aldı. Bu kararda da 10 yıllık tahvil faizinin gelebileceği noktayı 0,25'ten yüzdesel 0,50'ye çıkarttı. Şimdi gelişmiş piyasalarda aslında gevşek para politikasının son kalesi diyebileceğimiz Japonya Merkez Bankası'nın aldığı bu karar bundan sonrası için bir sıkı duruş politikasına geçiyor mu acaba sorularını gündeme getirdi. Ben aslında önümüzdeki dönem için bu kararın küresel piyasalar anlamında ne anlam ifade ettiğini, bununla birlikte de Fed'in 2023'ün en azından ilk yarısı için uygulayacağı politikanın piyasaya etkilerini, yatırım fonlarına etkilerini sormak isterim. Bu sorumu öncelikle Okan Bey'e yönlendireyim. Okan Bey, bu konudaki görüşlerinizi rica ederiz. Tabii ki. Serra Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi aslında bu biraz piyasalarda ilk başta bir şaşkınlık yarattı tabii. Çok beklenmiyordu. Vurguladığınız gibi Japonya özellikle daha çok büyümeye odaklı ve bu konudaki politikalarından pek ödün vermeyen bir ülke ve Merkez Bankası olduğu için tabii ilk başta bir tedirginlik yarattı. Acaba küresel bir resesyon kaygısına mı gidiyoruz? Ya da o sürece mi gidiyoruz? Çünkü Japonya bu konuda biraz daha dışarıda kalmış bir ülke çok önceden beri. Lakin baktığımızda hani biraz daha bu etkinin bir sınırlı olacağını düşünüyoruz genel anlamda. Hem küresel olarak hem Japonya kendi bünyesinde de. Burada aslına bakarsanız Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı biraz daha piyasayı bir dengeye oturtmak. O da şundan kaynaklanıyor diye düşünüyoruz. Özellikle bu Japonya 10 yıllık swap faizlerine baktığımızda bir son dönemde 0,60-0,70 düzeylerine kadar çıktı burada faizler. Aslında asıl piyasayı belirleyen swap yıllık swap faizlerinin 60-75 aralığında, 0,60-0,75 aralığında olduğunu görüyoruz. Buna istinaden tabii ki bu tavan Merkez Bankası'nın belirlediği biraz aşağıda kalmıştı açıkçası. Dolayısıyla biraz daha aslında piyasayla uyumlanma süreci gibi düşünebiliriz biz bunu. Hoca'nın aldığı kararla. Ama biz yine asıl problemin Japonya'da enflasyon değil ki, 3,6'lara kadar çıktı aslında son yılların zirvesi bu. 22 yıl yanılmıyorsam böyle bir enflasyon görülmemişti Japonya'da. Ama buradaki yine asıl süreç enflasyonla mücadele değil, yine de büyüme olduğunu düşünüyoruz. Zaten yine açıklamalarda önümüzdeki yılda hedefi 2 olduğunu düşünürsek, enflasyon hedefini Japonya'da, bunun şu aşamada alınmış bir düzeltme kararı gibi düşünebiliriz. Tabii ki burada global ekonominin gittiği yol da bunda bir belirleyici olacak. Ama hani kısaca özetle sizin sorunuza cevap, bunun etkisinin şu aşamada sınırlı olacağı. Bunu biraz daha küresel ekonomiyle de birleştirecek olursak, yani Amerika tarafıyla nasıl uyuşuyor ya da bu söylediklerimiz birbiriyle oturuyor daha iyi anlayabiliriz belki. Şimdi Amerika'da da biliyorsunuz enflasyon asıl gündemdi ve hala da olmaya devam ediyor ki buna istinaden de Fed'in faiz artışlarını zaten hep beraber izledik. En sonunda 0,50 ile 4,5'ta
duruyoruz şu aşamada. Şimdi bundan sonraki süreçte aslına bakarsanız aldığımız hani izlenim de biraz o yönde. Biraz daha Amerika'nın da özellikle büyük ekonomi gecikmeli olarak alınan kararların da etkilerini alacağımızı göz önünde bulundurursak Amerika için. Şimdi bundan sonraki süreçte resesyonun biraz daha önem kazanacağını ve ön plana çıkacağı tarafındayız. Dolayısıyla burada artık hani bundan sonra ne kadar faiz arttırımı gelir açıkçası bizim düşüncemiz belki bir max 0.50 daha olabilir ki 0.25 bile olabilir bir sonraki. Durma ihtimali de var ama biz 0.25 ile 0.50 gibi düşünelim bunu. Bu kararla beraber artık bundan sonraki tabii mesaj da çok önemli orada vereceği ama daha çok diğer hani resesyon biraz daha kaygılarının ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Enflasyonu da bence 7 gibi buralarda artık keplemiş gibi düşünürsek Fed'i, daha doğrusu Amerika'yı. Bundan sonraki asıl önceliğinin Fed'in ilk önce biraz daha bir şey mesajı piyasayı rahatlatacak. Bir hani ben burada duruyorum mesajı ve bundan sonra da özellikle 2024'e kadar da çıkarsak orada da seçimler var biliyorsunuz. 2024 Kasım'da daha çok uzun süre var önümüzde ama önümüzdeki sene belki sonlarına doğru ikinci yarıdan itibaren belki faiz indirimi sürecinin bile konuşulamaya başlanacağını düşünüyoruz açıkçası. Dolayısıyla ikisini beraber de birleştirirsek buradaki tek yani Japonya kısmı da aynı şekilde global anlamda biraz daha artık büyüme odaklı eylemler ve açıklamalar göreceğiz gibi geliyor bize. Evet. Çok aslında kritik bir yılı bitiriyoruz. Tekrar kritik bir yılın, belirsiz bir yılın kapılarını açıyoruz gibi gözüküyor. Peki bizim tarafta Okan Bey, çok uzun bir zamandır hızla yükselen bir borsamız var. Dünyadan tamamen bağımsız hareket ediyor. Hızla gelen yeni yatırımcılar var. Özellikle de enflasyona karşı rakipsiz olmuş olması buraya yatırımcı çekiyor adeta. Son haftalarda bireysellerin döviz mevduatlarına baktığımız zaman hızlı çözülmeler görüyoruz. Ağustos'tan bu yana da baktığımızda yaklaşık 12,5 milyar dolar civarında bir burada döviz mevduat hesaplarında bozulmalar var. Dolayısıyla bu taraf bozulup yatırımcılar hisse senetlerine geliyorlar. Sürekli bir akış var. Şimdi yani bizim merak ettiğimiz bu işte günlük işlem hacimleri 120 milyar liraları geçti. Artan yatırımcı sayısı ve bu yüksek hızlı gidiş. Sizce ne kadar devam eder? Hani burada bir seçim tabii faktörü de var önümüzde. Bu konudaki görüşleriniz bizim için oldukça önemli. Siz ne diyorsunuz Borsa İstanbul'daki yükselişle ilgili olarak? Evet. Yani gerçekten çok değişkeni olan bir aslında alan. Yani çok faktör var etkileyen. Bu senede pozitif anlamda bunların hepsi bir araya geldi. Açıkça söylemek gerekirse özellikle Türkiye özelinde konuşuyorum. Birincisi tabii ki enflasyon. Yani şu seneyi tahminen 65-70 aralığında kapatacağız gibi görünüyor. Dolayısıyla ciddi bir enflasyon var. Enflasyon her zaman için hisse senetlerini global anlamda pozitif etkileyen bir süreç. Çünkü en iyi koruma, parantez içinde bunu söylüyorum, bir kere en iyi koruma araçlarından biri diyebiliriz. Çünkü neden? Şirketler özellikle, iyi yönetilen şirketler bir kere ilk enflasyonist ortamlarda ilk önce kendilerini buna karşı bir korumaya alıyorlar ve dolayısıyla enflasyon sürecinde öncelikle şirketlerin kendilerini koruma çabası bir kere bunun hisse senedi piyasasına da pozitif yansımasına neden oluyor. Öncelikle bir kere bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada şirketlerin enflasyona bağlı olarak ciroların artması ve hatta iyi yönetilen şirketlerin bundan aynı zamanda ayrıca bir kendilerine avantaj sağlaması yatırımcı açısından da çok büyük bir avantaj. İkinci tarafa geldiğimizde, ikinci kritere geldiğimizde burada tabii ki mali politikalar diyebiliriz. Yani enflasyon da bunun bir süreci ama ben bu ikisini ayırıyorum hisse senedi için. Tabii ki ekonomik politikalar neticesinde Türkiye'de özellikle enflasyona karşı ciddi bir getiri arayışı ve koruma arayışı öncelikle, sonra da getiri arayışı ön plana çıkmaya başladı. Burada da hisse senedi özellikle biraz alternatifsiz kaldı. Bunu tabii çok konuşuyor bu alternatif şeyi sözcüğü ama gerçekten öyle. Baktığımızda şimdi faizlerin, reel faizlerin bir kere negatif
reel faiz olması ülkede. Yani hiçbir şekilde kendinizi enflasyonu bırakın faize karşı bile koruyamama, yani bir getiri elde edememe kaygısı ve aynı zamanda da özellikle son dönemde çok popüler olan döviz enstrümanının ve dolar kurunun baskı altında ya da stabil kalması diyeyim, bu arayışa itti ekstradan yatırımcıları. Ve buradaki hani tek alternatif de hisse senedi olarak görüldü doğal olarak. Dövizdeki özellikle beklenti, sizin de belirttiğiniz gibi o döviz mevduatlarındaki bile çözülmeyi ben şuna bağlıyorum. Artık belli bir süre gerçekten döviz pozisyonu taşımış ve buna inanan kişiler bile belli noktada bir alternatif bulma zorunluluğu hissettiler kendilerinde doğal olarak. Burada tabii iki süreç giriyor. Bir tanesi KKM'ydi bunlardan bir tanesi. Bir alternatif ki bence amacına da gayet ulaştı. Özellikle mali politika açısından bunu söyleyebiliriz. Ekonomi politikası açısından. Çünkü neden? Burada amaç aynı zamanda kura yönelişin nispeten durdurulması ama yatırımcının da buradaki bir kur hareketine istinaden bir nevi kendini sigortalaması gibi düşünebiliriz KKM'yi. Dolayısıyla ilgi de gördü. Tabii ki kurdaki hareket stabil kaldığı için alternatif olan TL faizi de enflasyonun çok altında olduğu için belli bir süre sonra tekrar yatırımcılar bu sefer bir alternatif aramaya başladılar ve seçime kadar da bu politikaların bu şekilde gideceği beklentisi ki biz de öyle düşünüyoruz. Genel piyasalarda biraz daha bu taraftaki girişleri arttırdı. Ve tahminen de seçime kadar da benzer bir mali politikada ya da ekonomi politikasında bir değişiklik beklemiyoruz seçime kadar en azından. Dolayısıyla bu sürecin biz devam edeceğini düşünüyoruz. Yani birkaç tabii dikkat edilmesi gereken konu var bununla ilgili. Özellikle yatırım yapılırken hisse senedi tarafında. Onları da isterseniz belirteyim hazır sırası gelmişken. Şimdi özellikle... baktığımızda bunlara fon girişinin çok ciddi olduğunu düşünüyoruz ki bunun fon hisse senedi yoğun fonlara, hisse senedi ağırlıklı fonlara ki bunu gayet de sağlıklı buluyoruz. Daha çok hesap açılışları da arttı son dönemde ama fonlardaki özellikle yatırımcı sayısının artması sadece değer artışından değil ve aynı zamanda volümlerinin artması fonların piyasanın daha sağlıklı hareket etmesini sağladı. Şimdi dikkat ederseniz daha çok eskiden kurumsal yatırımcının ya da yabancı daha çok hedge fund diye tabir ettiğimiz daha kısa süreli getiri kovalayan yabancı yatırımcının ya da büyük piyasa oyuncularının daha kısa vadeli hareketler yapması, daha kısa vadeli beklentilerle hareket yapması volatiliteyi çok arttırıyordu bizim piyasamızda. Yani ve bu da özellikle bireysel yatırımcının biraz daha uzak durmasına hep yol açtı. Piyasadan. Ama özellikle 2022 hatta 2021 sonunda itibaren başlayan süreçte yabancı payının gitgide azalması, ağırlığın daha çok bireysel ve özellikle de kurumsal yatırımcının oluşturulması ki bunda büyük fonları işin içine katarak söylüyorum. Buradaki pozisyonların ve beklentilerin de daha orta uzun vadede görülmesi neticesinde piyasada daha sürdürülebilir bir yükseliş gördük. Aralarda tabii ki düzeltmeler ve bir takım geri çekilmeler olsa bile piyasanın istikrarlı bir şekilde yükseldiğini gördük. Ama burada bundan sonrası için ne yapacağımızı hani soracak olursanız biz yine hisse senedinin mevcut koşullar dahilinde seçime kadar en azından pozitif ayrışacağını diğer enstrümanlardan bekliyoruz. Belki biraz daha orada yatırımcıların yani sektör ve şirket seçiminde dikkat etmelerinde fayda olabilir. Önümüzdeki dönemin getireceklerini hem global olarak da biraz daha değerlendirip ona göre seçimler yapılmasında fayda var. Belki ilerleyen dakikalarda ondan da ayrıca bahsedebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz buradaki toparlama için de. Ben şimdi tüm bu gelişmeler ışığında aslında
2023'ün seçimler kadar, yani seçim zamanına kadar olan kısmı için Murat Bey'e sormak istiyorum. İzleyicilerimiz de bunu merak ediyorlar. Biz de hep yatırım fonlarını konuşuyoruz. Ama önce bir hani varlık sınıfı bazında hangi varlık sınıfları öne çıkacak bu 2023'ün ilk döneminde diyelim. Ve burada da hangi yatırım fonlarının siz daha ön planda olacağını düşünüyorsunuz Murat Bey? Bu konudaki görüşlerinizi rica ederim. Tekrar teşekkür ederiz Serhan Hanım davetiniz için. Şimdi açıkçası Okan Bey'in açtığı pencereden devam edersek bizim ülke olarak bir belirlediğimiz bir para politikamız var. Bu para politikası kuvvetle muhtemel seçim dönemine kadar devam edecek. Sizin de belirttiğiniz gibi 2023 açısından bu para politikasıyla devam ettiğimiz dönemde varlık sınıflarına baktığımız zaman TL'nin ön planda olduğu asetler, varlıklar bizim biraz daha yatırımcının teveccühünü kazanacak gibi gözüküyor. Tabii bunların en başında da doğal olarak hisse senetleri geliyor. Okan Bey biraz bundan bahsetti aslında. Hem hisse senetlerinde seçici olmak, hem olası düzeltmelerde kendinizi koruyabilmek gibi yeteneklerin yatırım fonlarıyla daha kolay olacağını biz açıkçası yatırımcılarımıza tavsiye ediyoruz. Çünkü bütün bizler de aslında masanın diğer tarafında birer yatırımcıyız. Hepimiz yüksek getiriyi, hızlı büyümeyi çok arzu eder bir şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz. Ama büyüklerimiz bize söylediği gibi sen önünü kış al, yaz olursa bahtına sözü hep kulağımızın arkasında olması gereken bir konu. Ondan dolayı da aslında biraz daha profesyonellerle yönetilen, birazcık daha bu olası beklenmedik hareketlerde sizi koruyacak dağılımı sağlayan, hisse senedi seçimlerinde biraz daha analitik bakmayı sağlayan yatırım fonları kıymetli olacaktır hisse senetleri açısından. Bizim bu başlık altında gerçekten 2022 yılında değerlendirdiğimizde önemli yol kat eden fonlarımız var. Bunların başında nitelikli yatırımcılar için konuşacak olursak Karaköy serbest fonumuz birazcık daha konsantrasyonu ve yatırımcının istediği getiriye ulaşması açısından önemli bir tercih. Dediğim gibi nitelikli yatırımcılarda 2023 için hisse senedi konusunda özellikle de seçim öncesinde malumunuz 12 aylık bilançoların gelmesiyle birlikte biraz daha seçiciliğin artacağını düşünürsek kıymetli bir enstrüman olacaktır. Bizim açıkçası nitelikli yatırımcılara önerdiğimiz Karaköy hisse yoğun serbest fonumuz özellikle 2023 için önemli bir yatırım aracı olacaktır. 2022'de de açıkçası yılın ortasında yatırımcılarımızla buluşturduk ve performans olarak da gerçekten hisse senedi piyasalarında özellikle biraz önce bahsettiğim gibi o olası dalgalanmalarda, hisse senedi seçimlerinde büyük yatırımcıya büyük kolaylık sağlayan bir fonumuzdu. Bu Karaköy fonumuzu TEFAS üzerinden almak isteyen yatırımcılarımız da kod olarak da Yozgat, Urfa, Balıkesir yani YUB koduyla da buluyor olabilirler. Dediğim gibi hisse bacağında bu kıymetli. Biz zaten değerlendirmelerimizi seçim öncesi olarak aldığımız zaman yeni hisse senetleri açısından 12 aylık bilançoların geldiği bir dönem olacak. O da açıkçası bizim amiral gemimiz Koç İştirak Fonu'nu bilanço dönemleri kapandıktan sonra gerçekten temettü ve büyümeye yönelik hisseleri içerisinde bulundurduğu hatta İMKB'nin lokomotif hisseleri dediğimiz hisselerin ağırlıklı olduğu Koç İştirak Fonumuz en azından 12 aylık bilançolar açısından yatırımcımızın değerlendirebileceği bir yatırım fonu. Onun da TEFAS kodu Yozgat, Adana, Samsun, YAS olarak geçiyor. Bir de gene bizim araştırma kendi yapı kredi portföyümüzün içerisinde bulunan araştırma bölümümüzün seçtiği birazcık daha spesifik potansiyeli olan hatta bizim model portföy diye yani içerimizde hisse senedi farklılaştırmasını sağladığımız model portföyümüzü uyguladığımız ikinci hisse senedi fonumuz var ki o da açıkçası en azından yatırımcılara alternatif olabilecek bir fon. Bunun da kodu Yozgat Diyarbakır I'dır. Yani YDI olarak görebilirler. Ben açıkçası dediğim gibi ilk başta söylediğim bu para politikalarıyla hisse senetleri zaten Okan Bey de onunla ilgili birkaç detay verdi.
hisse senetleri ön planda olacaktır. Alternatiflerimiz gerçekten 2023'te yatırımcımızı sevindirecektir. Fakat bizim Yapı Kredi portföyü olarak kuvvetli kasımız olan portföy alokasyonu dediğimiz aynı yumurtaları aynı sepete koymama mantığından yola çıktığımız sepet fonlarımız açıkçası bizim seçim sürecine kadar belirsizlikleri bertaraf edeceğini düşündüğümüz önemli bir fon alternatifimiz. Birinci, ikinci ve üçüncü sepet fonlarımız bu söylediğim belirsizlik ortamında gerçekten yatırımcıyı özellikle olası yol kazalarından koruyabilecek bir yapıda. Ben yatırımcılara şunu tavsiye etmek isterim. Siz eğer ki belli bir varlık grubu içerisinde potansiyelini gördüğünüz ve yatırım yaptığınız zaman yüksek getiri hedeflediğiniz bir varlık grubu varsa, bu hisse senedi olur, döviz olur, bono olur, emtia olur. Buna direkt yatırım yapmanız avantajlı olabilir. Fakat kafanızda soru işaretleri var. Hangisi, mesela 2022'de bunu yaşadık biz aslında bakarsanız. Senenin başındaki hazine bonolarının getirileriyle sene sonunda geldiğimiz rakamlar gerçekten portföy yönetim şirketleri olarak bizlerin de açıkçası değişken fonlara ciddi bir teveccühün doğmasına neden oldu. Aslında hem enflasyon endeksli kağıtlar, hazine kağıtları hem de hazine bonoları çok ciddi prim yaptılar. Mesela bunun gibi sürpriz yapabilecek özellikle de bu seçim döneminde o siyah kuğu dediğimiz bizim finansal tabirle beklenmedik sonuçlara ulaşabilecek olaylarla karşılaşmamak adına biraz önce bahsettiğim gibi yumurtaları aynı sepete koyarken farklı farklı kategorilerde birleştirerek oluşturduğumuz sepet 3 fonumuz açıkçası Yapı Kredi portföyü içerisindeki bir algoritmik bir tabanla yönetiliyor ve birazcık daha belki günün sonunda sizin o biraz önce bahsettiğim gibi ana varlık grubunda getirinizden ayrışabilir. Olumlu veya olumsuz olarak ayrışabilir ama sizi birazcık daha eve gittiğiniz zaman yastığınızı başınızı koyduğunda rahat uyumanızı sağlayacak bir yapısı olacaktır. Ondan dolayı da hani sepet 3 fonumuz tefas kodu Yozgat Prasa Van YPV olarak yatırımcılarla değerlendirebileceği fon yapısında. Bir de biraz önce sepet fonlarla beraber bahsettiğim değişken fonlarla ilgili de açıkçası yatırımcılarımıza öneri olması açısından değişken fonlar da bu mantıkta yönetilen fonlar. Yani birazcık daha yumurtaların ayrıştırılması durumu aynı sepet içerisinde. Onlar da yol kazalarından sizleri koruyacak fonlardır. Bizde de o bağlamda gene tefas koduyla başlayayım. Yozgat Ankara Kastamonu YAK fonumuz karma fonu olarak geçen isim olarak da önemli bir değişken fon kategorisinde önemli bir enstrüman diye düşünüyorum. Genel anlamda açıkçası varlık sınıfları ve alt kırılımındaki yatırım fonları bazında paylaşabileceklerim bunlar. Genel olarak açıkçası yatırım fonlarıyla bizim yönettiğimiz yapı içerisinde bilgileri paylaştıktan sonra aslında ben sizlere de bir fikir olması açısından Okan Bey'e de sormak isterim ki 2022 yılında bu bahsettiğimiz fonlar neler yaptı? En azından yatırımcılarımız kısmında bir aydınlanma olsun. Şimdi hazır bu son programımızken Serra Hanım'ın da bahsettiği gibi hem biz bu 2022'de bu iki beklenti dahilinde neler yaptık bir de gerçekten spesifik daha spesifik olarak 2023'te ne bekliyoruz ve buna istinaden özellikle bizi izleyenler, dinleyenlere ne gibi bir tavsiyede bulunuruz? Biraz onlardan ben bahsetmek istiyorum izninizle. Şimdi yurt içinde zaten özetledik aslında 2022'de ne oldu ve bu sürecin de özellikle seçime kadar aynı mantıkta devam edeceğini belirttik. Biz de buna istinaden özellikle yurt içi hisse senedi fonlarına 2022'de ağırlık verdik. İşte Murat'ın da biraz önce bahsettiği gibi Karaköy fonumuz neden ayrılıyor standart fonlardan? Serbest fon statüsünde kurulduğu için özellikle
hisse seçimlerinde, şirket seçimlerinde daha esnek ve özgür davranma kapasitesine sahip. Bu ne demek oluyor? Çok beğendiğimiz bir şirketi çok ciddi anlamda portföylerde taşıyabiliyoruz. Diğer sınırlamalara tabi olmadan ve istediğimiz gibi bu şirketlerde pozisyon alabiliyoruz ve daha çok bizim buradaki hareketimiz piyasa momentumundan ziyade inandığımız şirketlere daha orta uzun vadeli yatırımlar yapmak ve hani daha konsantre bir portföy, daha az şirketten ve hisse senedinden oluşuyor ve dolayısıyla hareket kabiliyeti de daha fazla olabiliyor aynı zamanda. Bunu vurgulamak isterim. Yine aynı zamanda son dönemin önemli temaları, dünyada da yükselen bir trend olan biraz daha tematik taraflara da ağırlık verdik. Özellikle teknolojinin biz belki yurt dışından, hani yurt dışında bu belli bir cycle'ı tamamlasa bile bizim özellikle içeride çok daha bunun potansiyelin yüksek olduğunu Türkiye özelinde düşünüyoruz. Ve ona istinaden de teknoloji şirketleri hisse senedi yoğun fonumuzu kurduk. Sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak istedik. Bu aynı zamanda hem bir sosyal sorumluluk olmakla beraber gerçekten dünyanın gittiği yolda da bu şirketlerin, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin ya da buna özen gösteren şirketlerin aynı zamanda daha ön plana çıkacağını da düşünerek bunu yaptık. Yurt içi tarafında sürdürülebilirlik hisse senedi fonumuzu kurduk. Ve ciddi anlamda da bunların getirisini bu sene gördük. Ve tabii ki en önemli temalardan bir tanesi ki baktığımızda bu seneki, yani ben yayına gelmeden önce baktım. Getirisi 225 olmuş, %225 bu sene bankacılık. Murat'ın da bahsettiği bankacılık, yine serbest fonunu kurduk ve bunu serbest fon olarak kurmamızın nedeni sadece belli bankalara yatırım yapabilme kabiliyeti olsun diye bizim beğendiğimiz. Dolayısıyla sadece hani bütün mali endeks ya da banka olarak yatırım yapmak zorunda değil, içinden beğendiği 3, 4, 5 bankaya da ciddi anlamda yatırım yapabilmesi açısından ve tabii ki bunların bu seneki getirisi ciddi anlamda enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi. Ya şimdi biz bu sürecin 2023'ün seçimlerine kadar da özellikle vurgulamak istiyorum seçim dönemini, devam edeceğini düşünüyoruz. Ama belki burada biraz daha hani detaya girecek olursak, şimdi bankalar için çok iyi bir yıldı. Önümüzdeki yılda hala çok ucuzlar. Özellikle diğer şirketlere göre borsada kıyasladığımızda değerleme açısından çok uygun fiyatta olduklarını söyleyebilirim. Ama önümüzdeki yılın özellikle belli bir süre, yani ikinci döneminden sonra şekillenecek mali politikayla bankaların ikinci yılının bir soru işareti olduğunu şu anda vurgulamak lazım. Nasıl geçeceği konusunda. Dolayısıyla ben ilk çeyrek, önümüzdeki 2023 yılın ilk çeyreğinde dahil olmak üzere bankaların iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ondan sonrası için biraz daha belki durup düşünmekte fayda var. Tekrar değerlendirilebilir. Ama özellikle sanayi tarafının iyi seçilmiş şirketlerle beraber yüksek performansına devam edeceğini önümüzdeki yılın ilk yarısında düşünüyoruz ve burada mesela bunu örnek olarak da özellikle bizim Koç İştirak Sanayi Endeksini önerebiliriz ki zaten Türkiye sanayisinde büyük bir oranını kapsıyor gibi düşünelim bunu. Bu tarafta mutlaka portföylerinin, yani tamamen hisse senedi yoğun olmasa bile yatırımcıların portföylerinin büyük bir kısmını hisse senedinde ve özellikle bahsettiğimiz bu sanayi kısmında, ilk çeyrek içinde banka da buna girebilir, tutmalarında fayda var. Biraz da yurt dışından bahsetmek istiyorum. Yine hani fon bazında da bunu örnek verebilirim. Şimdi söylediğimiz gibi Fed artık faiz arttırma sürecinin sonuna geldi demiştik. Hani burada da özellikle benim belirtmek istediğim, bu 1 ve 2 yıllık tahvillere baktığımızda bunların 4.50'nin oranlarının, faizlerinin 4.50'nin altına kaydığını görüyoruz ki Fed buna ciddi anlamda bakıyor. Bu bir hani yatırımcılar açısından da bir kriter olabilir. Bu artık 4.50 seviyelerini şu anda en azından görünen, yaklaşık 2 yıllıklar şu anda 4.20 seviyesinde, yıllıklarda 4.5'da zaten faiz politikasıyla paralel. Buralarda
Fed'in durduğunu hep gördük daha önceki dönemlerde. Şimdi de artık sonlarına geldiğini söylemiştik zaten. Dolayısıyla yalnız bu resesyon şimdi kaygısı önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde resesyon sırf kaygısı değil aynı zamanda resesyon gerçeğinin yansımasını biz özellikle ilk çeyrekte Amerika hisse senetlerinde göreceğiz etkisini. Ben orada dolayısıyla bunun aynı zamanda bir giriş için bu varlık sınıfına bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İlk çeyrek açıklanan bilançolarla beraber ve aynı zamanda artık hani Fed'in de durduğunu ve tam tersi daha canlanmaya yönelik bir söylem ve aksiyonla devam ettiğini düşünürsek ondan sonra da ciddi bir rally bekliyorum. Özellikle yurt dışı tarafında. Bu hem aynı zamanda döviz bazında bir getiri demek özellikle yerli yatırımcı için hem de ciddi anlamda bir hisse senedi eğer hani beklentimize paralel olursa gelişmeler ciddi bir de bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Bu aşamada da özellikle burada daha çok ön planda çünkü içeride tabii ki spesifik olarak yatırımcılar kendileri pozisyon alabiliyorlar ama yurt dışı biraz daha bu şeyde komplike belki biraz daha zor gelebilir. O açıdan yatırım fonları iyice ön plana çıkıyor benim görüşüm. Ve burada da bizim tabii çok eski teknoloji fonumuz çok eskiden beri olan ve aynı zamanda gerçekten son derece credible bir getiri geçmişi olan yay fonumuzu özellikle tavsiye ederim yatırımcılarımıza. Bu teknoloji ağırlıklı şirketlere yatırım yapıyor ama ben diğer tarafta temettü yani gerçek reel sektörü dediğimiz Amerika'nın ve temettü ödeyen şirketleri de kapsayan ayrı bir fonumuz var. YTD kodu olan. O fonunda önümüzdeki sene özellikle ikinci çeyrek, ikinci yarıdan itibaren ciddi anlamda düşünülecek ve hani yatırım yapılabilecek fonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir de altından bahsetmek isterim vaktimiz varsa. Altın önümüzdeki yani bu sene de çok defa konuşuldu. Belli hareketler yapıldı, yaptı ama daha çok bir bant hareketi olarak kaldığını görüyoruz altındaki hareketin. Şimdi yükselen faiz sürecinde özellikle Amerika tarafı için söyleyecek olursak yükselen faiz sürecinde aslında altının bu hareketini ben normal karşılıyorum. Asıl faizlerin yavaş yavaş aşağı çekilmesi daha sonra işte Avrupa ile başlayan bu savaşla beraber bu durgunluğun ikinci planda ikinci aşamada biraz daha hani gecikmeli olarak Amerika'yı da şu aşamada etkilemeye başlaması aynı zamanda bir belki parite hareketine de neden olabilecektir ki altının ikinci etkileyen unsurlardan bir tanesi biliyorsunuz. Bu süreçte her iki şekilde de hem Amerika'daki canlanma değil resesyon ve onun sonucunda alınacak aksiyonlarla beraber altının da bir hareketini gerçek anlamda 2023'te göreceğimizi düşünüyorum. Evet. Aslında yani burada özellikle doğru hisse senedi seçimi, doğru fon seçimi ve çeşitlendirme yapmak portföylerde değil mi? Önümüzdeki risklere karşın portföyümüzü çeşitlendirmek birazcık getiriyi törpülüyor sak bile aslında aldığımız riski aşağı doğru çekip akşamleyin rahat uyuyabilmek. Belki de mottomuz bu olmalı 2023 senesinde. Ben de böyle düşünüyorum en azından. Dolayısıyla umarız tüm yatırımcılarımız için 2023 yılı çok güzel ve hani korkulardan uzak bir yıl olarak geçer. Tabii biz burada bu yayını sevgili izleyicilerimiz 23 Aralık 2022 Cuma günü izleyeceğinizi de söyleyelim. Burada size zikrettiğimiz veriler 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle çektiğimiz için videoyu o tarih itibariyledir. Bunu da lütfen not olarak alınız. Ben çok çok teşekkür ediyorum Okan Bey, Murat Bey verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Bütün yatırımcılara da şimdiden iyi bir hem bol getirili bir 2023 dileriz. Bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle. Evet, sevgili izleyicilerimiz, sizlere bol kazançlı, çok güzel, sağlıklı, mutlu bir sene diliyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.